cümlede anlam test 2 ile sorularımızı çözmeye başlıyoruz. Birinci soruda bu cümlede asıl anlatılmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bakalım. Budist bir rahip öğrencilerine ders verirken insan cevize benzer. Katmana ulaşmak kolay, özü bulmak zordur demiş. Dolayısıyla bir bakalım A şıkkına baktığımızda kalıcı eserler için kalıcı bir konu seçilmelidir. Hayır, kalıcılıkla ilgili değil, aslında biraz daha nasıl diyeyim, zor bir yere inmekten bahsediyor. Çetin yerlerden bahsediyor. İnsanı tam anlamıyla tanımak ancak insanın duvarlarını indirmekle mümkündür diyebilir miyim? Evet diyebilirim. Cevabımız B şıkkı olacak. Cevize benzer katmanlı yiyeceklerin içlerinde bir öz bulunur. Hayır. İnsan da ceviz gibi sert bir yapıya sahiptir. Hayır. Bazı şeylere ulaşmak için uğraş vermek gerekir. Hayır. Cevabımız B şıkkı olacak. İkinci soruya baktığımda. Bu cümlede iletilmek istenen yargı aşağıdakilerden hangisidir? Şairler yıllardır aşkı anlattı ama hiçbirinin eseri diğerininkine benzemedi. Yani her biri kendine özgü diyordu. Dolayısıyla özgün eserler yıllar geçse de korunur. Aslında okunur. Aslında her bir eserin kendine özgü olmasından, özgün olmasından bahsediyor. Toplamdan değil. Aşk her dönemde işlenen bir konu olmuştur. Evet, ama burada anlatılmak istenen bu değil. Sanatçılar yıllardır sayısız eser vermiştir. Eserler aynı konuyu işlese de, yani aşk konusunu işlese de farklılıkları özgün üsluba sahip olmaları diye. İşte bu. Bu yüzden cevabım D şıkkı olacaktı. Üçüncü soruya bakıyorum. Anlamca birbirine en yakın olanları soruyor. Beraber yapılan her iş amaca ulaşmada etkilidir diyor bir de. İki de yürekler birlikte çarparsa başarı için el ele vermek yeterlidir diyor. Yine aslında beraberliği söylüyor. Ben 1 ve 2'yi beraber mi görüyorum? Evet, beraber görüyorum. Dolayısıyla 1 ve 2 anlamca yakın. 3, 4, 5'e de bakacağım yine de. Kişi kendine güvendikten sonra her işi başarır diyor 3'te. 4'te yaşamda birlik sağlanmazsa güven mümkün olmaz diyor. Şimdi güvene yer vermiş. Bir de güvenle ilgili bir şey yok. O yüzden burayı eliyorum. 5'e baktım. Başarının ön koşulu sağduyudur diyor. Anlamca birbirine en yakın olanlar 1 ve 2 cümleler olduğu için cevabımız A şıkkı olmalı. Dördüncü soruya geldim. Hangisinde neden sonuç ilişkisi vardır diye soruyor. Birinciyi okuyayım. Hatta şöyle size indireyim. Siz de buradan bakın. Burada kalmış. Bilgisayarlara gereğinden çok güveniyoruz diyor. Neden güveniyoruz? Cevap yok. Dolayısıyla biri eledim. Oluşan ufak bir teknik arıza her şeyi yok etti. Her şey neden yok oldu? Oluşan ufak bir arıza nedeniyle yok oldu. İkiyi aldım. Bakayım, bana tek bir tanesini mi soruyor? Evet, sadece birini soruyor. Dolayısıyla cevabımız D şıkkı 2 olacak. Beşinci soruya baktığımda hem amaç hem sonuç hem de koşul anlamı vardır. Dikkat! Hangi amaçla, hangi sebeple ve sonuç. Sonuçta ben genellikle koşul. Sonuç, koşulda ben genellikle sağ ya da S şart kipini görüyordum. Bir bakalım. Birinciye baktım. Bir çocuk farklı davranışlar sergiliyorsa annesinin ilgisini çekmek içindir. İçin varsa ben genellikle burada amaç görüyorum. Ne için yapıyormuş? Annesinin ilgisini çekmek amacıyla. Bir çocuk farklı davranışlar neden sergiliyormuş? Annesinin ilgisini çekmek sebebiyle yapıyormuş. Şurada da koşul olduğunu görüyorum. Toplamda da sebep var. Bu yüzden cevabımız, bakıyorum, bir numaralı cevap, yani A şıkkı olacak. Altıncı soruda nesnellik söz konusudur diyor. Nesnel ne demekti? Öznelin tam tersiydi. Öznel kişisel görüşlere, düşüncelere yer verirken nesnel ise evrenseldi. Herkesçe kabul görmüş ve kanıtlanabilir olandı. Birinciye bakıyorum. Sait Faik eserlerinde betimleme unsurlarına sıkça yer verir. Ben bunu gerçekten kanıtlayabilirim. Kişisel görüşüm değil. Evet, bir de var. Onun betimlemeleri öylesine sizi sarar ki kendinizi hikayesinin içinde bulabilirsiniz. Belki de benim için sarmaz. Öznel. Hatta yanına yazalım şöyle ö diye. Anlattığı kişiler her gün sokakta yanınızdan geçen yarı sevimli yarı suratsız insanlardır. Belki de benim için öyle değil. Ama onun hikayelerine tüm ihtişamıyla iti kemiğe bürünürler. Belki de benim için ihtişamlı değil. İşte Sait Faik'e hayranlık duymamızın bir sebebi budur. Belki de ben hayranlık duymuyorum. Dolayısıyla tek kanıtlanabilir olan birinci cümle olan A şıkkıydı diyeceğim. Yedinci soruya geldim. Bize bir parça vermiş. Bu cümlenin bütününde anlatılmak istenen hangisidir diyor. Bakalım beraberce.
Dilleri dil yapanlar bir takım alaylı hatta alim dilciler değil milletlerdir. Milletlerin dile bir güzellik ve bir güzel ses vermek için yaratılmış kadın, erkek, atsız evlatlarıdır diyor. Bakalım. Dili kullanan kişilerin insanlar olduğunu, bu çok sığ bir düşünce olur. Hayır, bunu anlatmak istememiş. B'ye bakıyorum. Dile bütün güzelliği ve özelliği verenin millet olmayacağına. Evet, bak burada da bize bunu söylüyor aslında. Tamamı millet değildir bunun diyor. Dil yapanlar bir takım alaylı hatta alim dilciler değil milletlerdir diyor. Diğer kavramların olmayacağını bize burada söylemeye çalışıyor. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı olacak. 8'e bakıyorum. Anlatılmak istenen hangisidir diyor. Nereye giderse gitsin, şair ulaştığı yerde gitmek isteyeceği başka bir yer ve yer ve bu yerin yol haritasını bulacaktır diyor. Yani sürekli yeniliğin peşinde olduğu olabilir. Varmak istediği yere varabildiği, hayır. Özgün bir ürün ortaya koyduğu, hayır. Başka şairlere yol gösterdiği, hayır. Geleceği bir kenara bıraktığı, hayır. Burada bana diyor ki başka bir yer ve bu yolun yol haritasını bulacaktır diyor. Devamlı olarak bir şeyin peşinde olacaktır mı demek istiyor. Evet, 8. sorunun cevabı bu yüzden A şıkkı olacak. 9. soruyla devam ediyoruz. Sözüyle ifade edilmek istenen hangisidir diyor. Ben başardım diyen kişinin çıtası hep alçakta kalmıştır diyor. Aslında ben başardım demek çok da sizi yüksek bir yerde olmadığınızı gösterir demek istiyor. Dolayısıyla başarılı olmak isteyen birey düzenli çalışmalıdır. Önerisi mi var? Hayır. Her zaman daha iyi amaç edinilmelidir. Olabilir. Sürekli araştırma yapmak başarı getirir. Hayır. Başkalarının başarıları kişiye güdüler, başkalarından hiç bahsetmiyor. Başarılı olmak için yetenek gereklidir. Başarıdan da söz etmiyor. Öyleyse cevabımız B şıkkı olmalıydı diyeceğiz. 10. soruyla devam edeceğim. Okuyalım bir. Kesin yargı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Ben metni size okuyayım. 2015 yılında Uluslararası Gerilim Yazarları Derneği tarafından yılın en iyi gerilim yazarı seçilen ve Nancy Pearl ödülüne layık görülen Robert Diguani çok satanlar listesinden düşmeyen romanı Kardeşimin Mezarı Altın Kitaplar etiketiyle yayımlandı diyor. Kesin yargı Robert Diguani yazdığı eserleriyle çok okunan sanatçılar listesinde yer almıştır diyor. Evet, çok satanlar listesinden düşmüyor diyordu. Demek ki bu çıkarılabilir. Ama diğerlerini de kontrol edelim gelin. Ne diyor bana? Robert Diguani'nin Nancy Pearl ödülünü ikinci kez kazanmıştır diyor. Hayır, bana ikinci ya da ilk diye söylemiyor. Sanatçının gerilim türünde yazılmış başka eserleri de vardır. Bunu bana belirtmiyor. Geldim. Gerilim Yazarları Derneği bu ödülü her yıl vermektedir. Her yıl olduğunu da söylemiyor. Robert Diguani'nin tüm eserleri çok satanlar listesinde yer almaktadır diyor. Tüm eserleri demiyor ama çok satanlar listesinden düşmeyen romanını söylüyor bize. Kardeşimin Mezarı ile Altın Kitapları söylemiş. Dolayısıyla kesin yargımız A şıkkı olabilirdi diyeceğim. Geldim son sorumuz 11. soruya. Bu cümleden çıkartılabilecek en kesin yargı aşağıdakilerden hangisidir? Sanatsal bir etki ve güzellik oluşturma sorumluluğu yazara, dilin anlam, anlamlar oluşturma gücünün somutladığı bir düzenleme içinde yapılandırılan metinlerin okunup anlaşılması sorumluluğu ise okura aittir. Yani bazı şeyler yazara, sorumluluklar yazara ait olsa da bazı şeyleri de biraz hayal gücüyle, somutlandırmayla, düzenleme yaparak da aslında okunması, anlaşılması okura aittir diyor. Dolayısıyla A şıkkına bakın. Yazılan bir eserin görevini tam olarak yerine getirmesinde yazarın da okuyucunun da görevleri vardır diyebilir miyim? Evet diyebilirim. Çünkü her ikisinde de sorumluluk vardır diyordu. Bu yüzden cevabımız A şıkkı olmalıdır diyoruz. Evet, testlerimizin burada sonuna geldik. Anlam bilgisi de bitti. Paragraf ve soru bankası, paragraf ve anlam soru bankası testlerimiz burada sona erdi. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.